6 Şubat Kahramanmaraş merkezi depremlerden 11 il etkilendi. Etkilenen illerden biri de Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye mahallesinde yer alan 4 katlı Erbil apartmanı da depremden ciddi hasar aldı. Depremden sonra çevre ve şehircilik ekipleri incelemek için binamıza geldiler. Hasar tespiti yaptılar, incelemede bulundular. Resimler aldılar kare kare. Binamıza verilen tespit orta hasar dediler. Binaya girmememizi söylediler. Biz de malum çıkmak zorunda kaldık. Çünkü o şekilde kalamıyoruz. Binamızın odalarında, mevcut yerlerinde çökmeler var. Bu birinci depremde oldu. İkinci depremde gelen kimse yok. Ben tekrardan incelemek adına, evime bir göz atmak adına geldim. Geldiğimde evimin daha ağır olduğunu gördüm. Ve bunu yetkili mercilere bildirmek istedim. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gittim. İşte evimin orta hasarlı değil de daha ağır olduğunu düşünüyorum dedim diye söyledim. Orada arkadaşlar işte geleceğiz, işte edeceğiz, dilekçe verin dediler. Defalarca ben dilekçe verdim. Gmail'e dahi yazdım. Durumu bildirdim. Şu an itibariyle işte gördüğünüz gibi eve giremiyoruz. Apartmanda ikamet eden Ahmet Kadir, evinin yapılan tespitler sonucunda orta hasarlı olduğunu ve yetkililer tarafından eve girilmemesi gerektiği söylendi. Ancak Kadir, daha sonra evin durumuna baktığında sistemde az hasarlı olarak kayda geçtiğini belirtti. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Süleymaniye mahallesi de depremlerden etkilenen yerler arasındaydı. Süleymaniye'de bulunan birçok bina az hasarlı ya da orta hasarlı olarak derecelendirmişti. Arkamızda görmüş olduğumuz binada ilk depremlerden yapılan tespitler sonucunda orta hasarlı olduğu ve yetkililerin ailelere binaya girmeyin uyarısında bulunduğu söylenmişti. Ahmet, Kadir ve evde ikamet eden 8 aile evin hem dere yatağında olduğunu hem de yaşanan selden de ciddi anlamda etkilendiği için eve giremez olduklarını kaydetti. Yaşanan depremlerden sonra evin orta hasarlıdan az hasarlıya çevrildiğini ifade eden ev sahibi Ahmet Kadir, yetkililerden bu duruma çözüm üretmesini istiyor. Ve evimiz orta hasarlıdan az hasarlıya çevrildi. Yani bu nasıl oluyor? Gelip incelemede bulunmadan, bir tekrardan hasar tespit yapmadan orta hasarlıdan az hasarlıya nasıl çevrildi? Sonuçta burada bir aile kalıyoruz burada. Yani şu an az hasarlı demek, evet binaya gir, sıkıntı yok binaya gir demek oluyor. Ben bu şekilde bu daireye şimdi göreceksiniz, görüntü de alacaksınız ama ben nasıl gireceğim ailemle? Ev sahibi Kadir, DASK ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bağlı ekiplerin evi tekrar tespit edip mağdur olan ev sahiplerine gerekli maddi destekleri vermesini ve yetkililerin duruma çözüm üretmesini istiyor. Dediğim gibi ben bu binadaki daireyi ben banka kredisiyle aldım. İşçiyim. Asgari ücretle çalışan bir işçiyim. Banka kredisiyle aldım. Daha 6 ay oldu. Taksitlerimi de ödüyorum. Giremediğim halde, içinde yaşamadığım halde taksitlerimi de ödüyorum. Ve kiradayım şu an. Ve devlet hiçbir şekilde bana destekte bulunmadı. Yani hep göz ardı edildim ben burada. Bir de ikincisi bizim bu bina nasıl imar verildi? Dere yatağında bina nasıl imar veriliyor? Yani bundan sonra biz yaşamımızı nasıl burada sürdüreceğiz? Evet, evet. Evet, şimdi yani bizimki çatlak şeyleri var, çok var. Bir de bize dediler ki yani az hasarlı. Evet. İçeri girmemişler, dışarıdan ama geçmişler. O şimdiye kadar yani bundan da hasarı çok. Bundan korkuyoruz, daha bizimki nasıl olacak bilmem. Kimse gelmedi. Bize hiç şikayet ettik, bir de dilekçe verdik. Hiç gelen yok.